Hoş geldiniz hocam. Buraya niye geldiniz? Buraya niye geldik? Sorunun cevabı şu. Buraya dünyada ne varsa Türkiye'de de bunu yapmaya, hatta dünyada olmayanı da Türkiye'de üretmek için geldik. Tabii ki bir Türk olarak burada bulunmamın sebebi tamamen şu anda dünyada ne yapılıyorsa insan genetiği, moleküler biyoloji ve tüp bebek tedavilerinde Türkiye'ye de bunu getirmeye geldik. Uluslararası deneyimli kişilerle birlikte İstanbul'u da bir yönde üreme genetiği, tüp bebek ve kısırlık tedavisiyle ilgili olarak çalışmalar yapan ve bilim üreten, sonuçta da bu bilimi de insanların hizmetine sunan bir merkezi çalışıyoruz. Bu çalışmalar yaklaşık olarak bir seneden fazladır sürüyor. Artık sonuna geldik. Zannediyorum yakın bir gelecekte enstitünün kurulması başlatılıyor. Fakat diğer önemli bir durumda şu anda özellikle dünyada bizim konuştuğumuz balanslama konsepti içinde, yani çifte kişiye özel tedavilerin yan yana getirerek yapılan çalışmayı belki ilk defa Türkiye'de yapacak bir tüp bebek merkezinde yakında bir üniversite hastanesinin de işbirliğiyle buraya sunacağız. Bunların birleşimini yapıp artık sonuca ulaşmaya geldik. Hocam, dünyada ve Türkiye'deki tüp bebek tedavi başarı oranları nelerdi? Dünya Tüp Bebek Derneği olarak biz çalışmalarımızı dünyada ve Türkiye'de sürdürüyoruz. Türkiye'de iftiharla söyleyelim ki tüp bebek tedavisi olarak yapan çok sayıda demeyeceğim ama belirli sayıda başarılı tüp bebek merkezleri var. Ama yaklaşık olarak yılda 40 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor 150 üzerindeki merkezde. Bunların hepsinin dünya standartlarında tedavi yaptığını söylemek çok zor. Bunun için de amacımız bir yönde bu tedavilere bilimi, teknolojiyi, tecrübeli ekibi ve bir de iyi bir fiziksel ortam içinde hastanın ihtiyaçlarına, çiftin ihtiyaçlarına göre tedaviyi sunacak merkez sayısını arttırmak, belli bir kurallara uyan, giderek araştırma sonuçlarını hasta lehine onlara sunabilen bir merkezi burada açacağız. Ayrıca da uluslararası olarak da belli bir enstitüyle bilimi yakalamaya çalışacağız. Hocam, kısırlık artıyor mu ve neden artıyor? Evet, niçin tüp bebek tedavileri, niçin kısırlık tedavisi olarak geldiğimizde görüyoruz ki değişik nedenlerle dünyada ve ülkemizde kısırlık diye adlandırdığımız, istediği zamanda çocuğa ulaşamayan çift sayısında önemli bir artış var. Bunun sebeplerine baktığımızda mesela genetiği değiştirmiş gıdalar, obezite, sigara ve alkol kullanımı, stres, genetik olarak önemli şekilde bir yönde sperm ve yumurtanın oluşmasını ve gelişmesini engelleyen problemleri saymak mümkün. O zaman bu bir de iklim değişiklikleri. Bundan kaçınmak çok zor ama teknoloji de işin içine girdiğinde gördük ki eskiden bilmediğimiz yeni problemler, bazen sebebi izah edilemeyen kısırlık diye adlandırdığımız belli gruplara da yardımcı oluyor. Onun için Profesör Monsef Ben Khalifa'nın uluslararası olarak bize getirdiği konsept, kendimizin ulusal grupların da eğitimiyle artık şunu görüyoruz ki bir balanslama konsepti var. Yani niçin bu çift gebelikten uzak kalıyor veya belli tedaviler olmasına rağmen niçin hamilelik oluşmuyor? Tüp bebek tedavisi yapsak bile niçin hamilelik oluşmuyor? Bunu araştırıyoruz. Bir de çok önemli bir konu var. Gebe kalmasına rağmen gebelik devam etmeyen ve düşükle sonuçlanan çiftlerin sorunları nedir? O zaman istediğimiz şey, kısırlık belli yönde giderek artıyor. Tabii çok yakın gelecekte insan üremesini etkileyecek şekilde değil ama belli bir 50 yıl gibi bir sürede belki insanlar artık üremekte zorluk çekecekler. Onun için insan
problemlerini şimdiden keşfetmek, onlara yardımcı olmak için çalışıyoruz. Bir de şunu söylemek gerekiyor ki belki belli 10 seneden sonra tedavi konseptleri çok çok değişecek. Bugün tüp bebek diye adlandırdığımız tedavi bir yönde artık kullanılmaz hale gelecek. Şunu da söylemek durumundayız ki ince izleyicilerimize artık gelecek belli yönde moleküler biyoloji, insan genetiği ve yüksek teknolojiyle belki şimdi tedavi edemediğiniz bir sürü çifti istediği zaman da çocuklarına, sağlıklı çocuklarına kavuşturmayı başarabileceğiz. Peki hocam, kısırlık kadınlarda mı, erkeklerde mi daha çok görülüyor? Kısırlığı kadın ve erkekte, ikisinde de aynı oranda görüldüğünü söyleyebiliriz. Biraz sonra da belki konuşacağız. Çünkü eskiden erkeklerde çok az, %25 oranında kısırlık nedeni diye düşünülüyordu. Ama son zamanlarda yapılan çalışmalar gösterdi ki sebebi izah edilemeyen problemlerin çoğunun altında erkeğe bağlı spermin genetik yapısındaki bozukluklar yol açıyor. Onun için şu anda söyleyeceğimiz, eğer bir çift çocuk sahibi olamıyorsa en aşağı %50 sebep oluyor kadın ve erkekte. Bizim de görevimiz tedavi öncesinde bunların saptanması ve sonuçta yine bilimsel gerçekler ve bunların teknolojiyle düzeltilmesiyle çocuklarına kavuşmalarını sağlamak. First of all, welcome Professor Ben Khalifa. Okay, thank you very much for inviting us. So, what is the latest innovation in IVF treatments? I think there is a lot of things coming in reproductive medicine and genetics pathology, and we believe there is a different approach now for sperm preparation and selection, and also to improve the oocytes maturation and competency. But we are trying with Professor Gurgan to improve the embryo development by using in daily basis the embryo co-cultures, and also to improving the implantation rate, because the repeated implantation failure is still the dark box of our practice in IVF. And we are trying to improve this implantation by the immunotolerance, the, how the embryos can be accepted more easy by the mothers. And this is very interesting, and we are working with a big project now with Professor Timur Gurgan, in which way we can improve, this is a pro-inflammation and anti-inflammation process, to implant the embryos and to keep the pregnancy going on. How do you increase the pregnancy percentage from 50% to a higher rate? This is what I'm trying to explain. By improving the sperm selection and preparation, by improving the oocytes maturation and competency during the ovarian stimulation protocols, using co-culture of the embryos, using the immunomodulation, and probably with the genome editing and with the new technology of genetic screening at pre-implantation stage, we can reduce the risk of a chromosome or a genetics defect. And from this, our idea is to reduce the risk of a chromosomes or a genetics defect at birth of the babies coming from assisted reproductive technology. And do you think that in 10 years the human race will be able to choose their own genes? We will go through in this case some ethical application of the technology. I think with 10 years, with the preventive and the predictive genetics testing in IVF, probably we will be able to transfer the embryos with less risk of chromosome abnormalities or genetics defect. But I think we as a professional, our main goal is to help infertile couples not to select the baby. Biraz evvel de Sayın Profesör Monsef Ben Khalifa'nın söylediği gibi, biz artık Türkiye olarak global bilimin içinde yerimizi almış durumdayız ve daha da ileri doğru gideceğiz. Onun için bizim görevimiz şu anda dünyada yapılanları çok yakından takip etmek, dünyada yapılanlar yapılırken içinde bulunmak ve sonuçta insan yararına ne kullanacaksa onları dünyayla birlikte yapmak. Bunun için biraz evvel de söylendi ki tüp bebek veya kısırlık tedavisinde yapılacak en önemli şey doğaya doğru dönmek.
Biz hep şunu söylüyoruz. Eğer bir şey bir olmuyorsa veya herhangi bir şekilde bir hastalık ortaya çıktıysa vücudun belli bir sistemi bozulmuştur. O zaman bu bozuk tarafı ne yapabiliriz? Bu sistemi anlarız neresi bozulduysa gene doğaya veya tabiata dönerek vücudun bu sistemi düzeltmesi için destek oluruz. Ki bunlar zamanında hayat tarzı değişiklikleri, kullanılan bazı ilaçlar, destekleyiciler. Hatta bazen mikrobiyota denilen bağırsak sistemindeki bozuklukları tedavi etmek bile kısırlığın çözümüne yol açabiliyor. Yahut da vücut bu yapabilme doğaya dönüşü ortadan kaldırmışsa veya dönemiyorsa o zaman teknoloji ve tıbbın yardımıyla onlara destek olmak. O zaman yapacağımız şey birincisi biraz evvel de söylendi. Spermle ilgili problemlerin ortadan kaldırılması veya çözümleri ki bunlar için değişik mikroskoplarla çip tedavileriyle DNA'sı iyi olan spermleri döllemede kullanabiliyoruz. Yumurta daha iyi gelişsin diye özel ilaçlar veriyoruz. Gelişmeyenleri aktive ediyoruz. Embriyoları videoda takip ederek hangisi iyi diye bakabiliyoruz. Hatta embriyoların içindeki kromozom yapısı veya tek gen hastalıklarını şu anda bulabiliyoruz. Ama teknik geliştikçe de artık sizin de söylediğiniz gibi acaba embriyolar içinde insan gebelik oluşmadan önce genler değiştirilebilir mi? Kök hücre tedavileri insanın daha sağlıklı yaşamasına yol açabilir mi? Veya son zamanlarda Türkiye'de çok konuşulan telomerlerin yani genetik olarak bir insanın hücrelerinin yaşlanmasını veya fonksiyon görmesini engelleyen sistemler desteklenerek veya yavaşlatılarak insan 120 sene ve üzerinde yaşatılabilir mi? Bunlar şu anda bilimin muhtemelen yapacağı şeyler ama Sayın Ben Khalifa'nın da söylediği gibi bilimin yapacağı şeyler her şey yapılacak demek değildir. Çünkü bilimle birlikte sosyal, psikolojik, moral ve kanuni faktörlerin de ortada olduğunu biliyoruz. Bilim adamının görevi bilim üretme, insan yararına en iyisini yapmayı sağlamak. Diğeri ise artık insanların tercihine göre bilim nasıl kullanılacak onu da biz şu anda bilemeyiz.